Merhaba sevgili gençler, kanalımıza hoş geldiniz. 5. sınıflar sosyal bilgiler ders kitabımızın 62 ve 63. sayfadaki kendimi değerlendiriyorum. Yani ünite sonu konu değerlendirme soruları arkadaşlar beraber cevaplandıracağız. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. Bu videonun açıklama kısmında, videonun altındaki açıklama kısmında diğer tüm derslerimizin kitap cevapları, kitap çözümleri ve tüm derslerinizin yazılı sorularının bulunduğu link olacak. Videonun altına gittiğiniz zaman oradaki linkte her şeye ulaşabilirsiniz. Önce doğru yanlış sorularımız var sevgili gençler. Ne diyor bakalım, Anadolu'nun en eski yazı örnekleri Babillere aittir. Hayır, bu yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Çünkü Anadolu'daki, şunu kırmızı yapalım daha rahat görebilirsiniz. En eski yazı örnekleri Sümerlere aittir. Çünkü yazıyı ilk icat eden kimdir? Sümerlerdir, değil mi? Buraya doğrusunu yazalım. Ne diyor? Yanlış cümlenin doğrularını altına yazınız. İlk şöyle diyelim. Yazı örnekleri Sümerlilere aittir şeklinde böyle yazalım. Rahatlıkla görebilirsiniz sevgili gençler. İkinci sorumuz ise dünya üzerindeki ilk şehirlerden birisi Mezopotamya'daki Çatalhöyük. Aa, Mezopotamya'da mı Çatalhöyük arkadaşlar? Elbette ki değil. O halde buna da hemen ne diyoruz? Yanlış diyoruz. Çünkü dünya üzerindeki ilk yer Çatalhöyük Mezopotamya'da değil, Anadolu'dadır biliyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle tekrar kırmızı yapalım. Aa, şimdi şunu da silelim. Tamam. Evet, ne diyeceğiz? Çatalhöyük, ne diyeceğiz arkadaşlar? Anadolu'dadır. Mezopotamya'da değildir. Özür diliyorum. Yazalım. Üç Frigler Doğu Anadolu'nun güçlü bir devlet kurdular. Frigler Doğu Anadolu'da mı, Batı Anadolu'da mıdır arkadaşlar? Tabii ki bu da yanlış. Buna da yanlış diyoruz. Frigler Doğu'da değil, Batı'da değil mi arkadaşlar? Medeniyet kurmuşlar ve çok güçlü bir medeniyetleri vardır. Evet, Batı'da yaşamışlardır dememiz yeterli. Bir sonraki İyonlar şehirlerinde büyük tiyatrolar inşa ettiler. Bu doğru arkadaşlar. İyonlar sanata, ticarete çok önem verir. Özgürlüğe, demokrasiye çok önem veren bir medeniyettir ki en büyük düşünürler, en büyük filozoflar ve felsefe İyonya'da, Antik Yunan'da doğmuştur. Buna doğru diyoruz. Bir sonraki doğru sorumuz. Çevremizde yer alan dağ, deniz, ırmak, orman doğal varlıklar mıdır? Evet arkadaşlar, bunlar doğal varlıklardır. Kendiliğinden meydana gelmiş, insan eli değmeden meydana gelen şeylerdir. Bir sonraki sorumuz, el sanatlarımız ülkemizin çeşitli yerlerinde benzerlikleri ve farklılıklar gösterir. Doğru mu? Evet, benzerlikleri de var, farklılıklar da var. O halde buna da doğru diyoruz. Ya o da mavi olsun, bir şey olmaz. Bir sonraki sorumuz, yedi halıların motifleri farklı anlamlara gelmektedir. Evet, her bölgedeki, her yöredeki halıların farklı motifleri var. Bu her motifin farklı bir anlamı var. Farklı bir semboldür onlar. İnsanlar bazı şeyleri onlarla sembolize ederler. Yani doğru. 8. Halk oyunları ülkemizin her yerinde aynı özellikleri taşır. Hayır arkadaşlar, yanlış. Halk oyunları farklı bölgelerde farklı özellikler taşır, değil mi? Her yörenin kendine özgü halk oyunları vardır. Hayır diyelim. Her yörenin kendine özgü halk oyunları vardır dedik ve yazdık. Şunu şöyle çekelim, uzasın şuraya doğru. Geçelim bir sonraki soru, 9. soru. Günlük yaşamdaki kültürel unsurlar hiçbir zaman değişmez. Günlük yaşamdaki kültürel unsurlar hiçbir zaman değişmez. Hayır, kesinlikle yanlış arkadaşlar. Değişir, yanlış diyelim. Aa, şuraya yanlış yazmayı unuttuk. Yay diyelim. Hayır diyorum. Hayır, kesinlikle değişime uğrar. Kesinlikle değişime uğrarlar, değil mi? Unsurlar sabit, durağan değildir. Değişkendirler, değişime
uğrarlar. Evet, burayı cevaplandıktan sonra sırada boşluk doldurma sorularımız vardı. Ticaretin artmasıyla nokta nokta parayı kullanmaya başladılar. Parayı kim icat etmişti arkadaşlar? Hemen ya, duyuyorum söylediniz. Lidyalılar değil mi? Parayı icat edenler kimlerdi? Parayı başımıza bela edenler, icat edenler. Keşke bulmasalardı. Ben bulunmasından yana değildim. Şimdi insanlar ne güzel para hırsı, zengin olma hırsı olmadan değiş tokuş ile güzel güzel yaşayıp gidiyorlardı. Bir sonraki soru, düşünce özgürlüğüne önem veren döneminde önemli düşünürler yetişti. Evet, az önce söyledim, antik Yunan'da değil mi? İyonya'da arkadaşlar. İyonyalılar bu dönemde çok önemli filozoflar, Platon, Aristoteles, Thales, Anaxagoras, Demokritos, Anaksimenes gibi düşünürler yetiştirmişlerdir. O halde ne diyoruz? İyonlular, evet bu dönemde, İyonlar döneminde önemli filozoflar ve düşünürler yetişmiş. Arkeoloji müzelerinde Anadolu medeniyetlerine ait nokta nokta ne bulundu arkadaşlar? Anadolu medeniyetlerine ait tarihi eserler bulunmaktadır değil mi? 4. Ülkemizde bulunan nokta nokta arasında milli parklar yer alır değil mi? Doğal varlıklar. Doğal varlıklar arasında milli parklar yer alır. Doğal varlıklar arasında milli parklarımız yer alır. Bir sonraki sorumuz, halk oyunlarında oyuncular nokta nokta giysilere, yerel giysiler diyebiliriz değil mi biz buna, ya da geleneksel. Geleneksel diyelim. Geleneksel giysiler giyerler. Bir sonraki, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren nokta nokta günlerinde büyüklerimizi ziyaret ederiz. Milli ve dini bayramlar diyebiliriz bunu, veya bayram diyelim sadece. Bayram günlerinde büyüklerimizi ziyaret ederiz. Milli ve dini bayramlar da diyebilirsiniz siz buna. Kahve kadar çok tükettiğimiz nokta nokta her saat içilebilir. Türklere özel özgü ne vardır arkadaşlar? Ünlü çayımız vardır değil mi? Çay günün her saati içilebilir. Evet, boşluk doldurma sorularımızda umarım yanlış bir şey yapmamışızdır. Varsa lütfen yorum kısmına yazın. Evet, siz videoyu durdurarak yazabilirsiniz. Ben hızlı geçmek zorundayım arkadaşlar. Çünkü videonun fazla uzamasını istemiyorum. Burada ne diyor? Tarihi tabloda numaralanmış tarihi eser, mekan ve nesneleriyle doğal varlıklar numarasını ilgili oldukları yerin başındaki parantezin içine yazınız. Tarihi eser, mekan ve nesneler. Hangisi tarihi eser, mekan ve nesnedir arkadaşlar? Bakalım. Eflak Şelalesi tarihi eser olamaz. Ballıca Mağarası evet olabilir değil mi? Bakalım. Ballıca Mağarası, Çanakkale Saat Kulesi. Bu ne olabilir arkadaşlar? Tarihi eserdir bu. O halde bu bir tarihi eser. Kesinlikle burayı 3 yazıyoruz. 3 virgül bir tarih. Sultanhanı kesinlikle 4. Bu da bir tarihi eserdir. Armutlu Kaplıcaları olmaz. Karun hazineleri o da tabii ki insan yapısıdır. 3, 4, 6 yazıyoruz. O halde tarihi eser ve mekan, nesneler ve başka yok arkadaşlar. Evet, şimdi doğal varlıklar. Şelale doğal bir varlıktır. Şelale 1. Onu geçince mağara, Ballıca Mağarası 2. O da doğal bir varlıktır. Ve Çanakkale Saat Kulesi, hayır. Armutlu Kaplıcaları, evet. Kaplıca da doğal bir varlıktır arkadaşlar. O halde 1, 2 ve 5 doğal varlıklar, 3, 4, 6 tarihi eser ve mekanlar olarak işaretledik. Evet, bu sorumuzu da geçtik. Sırada bakalım ne varmış? Seçenekli, yani çoktan seçmeli test soruları vardır arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabına hemen bakalım ne diyor? Medeniyetler Müzesi'ni gezdiğini söyleyen bir turist, Anadolu'da, evet, Medeniyet Müzesi'ni gezdiğin bir turist, aşağıdaki medeniyetlerin hangisine ait bir eser görmüş olamaz. Yani hangisi Anadolu'ya ait bir medeniyet değildir diyor bu arkadaşlar. Frigler, Sümerler, Urartular, Hititler. Hititler Anadolu bir medeniyeti midir? Evet, Hititler Anadolu medeniyetlidir. Frigler Anadolu medeniyetidir. Başka? Urartular Anadolu. Sümerler, evet, Mezopotamya medeniyetidir değil mi? Sümerler Anadolu medeniyeti değil, Mezopotamya medeniyetidir. Geçiyoruz ki buna göre Sümerlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor arkadaşlar. Zigurat çok
katlı tapınaklar inşa etmişlerdir. Yanında tahıl ürünleri içinde depo ve gök cisimlerini gözlemlemek için kullanmışlardır. Evet, tarımla uğraşmışlardır, doğru. Bilimsel çalışma yapmışlar, doğru. Mimari eser irat inşa etmişler, doğru. Ama parçada komşularıyla barış içinde yaşadıklarına dair bir şey göremiyoruz arkadaşlar. O vurgulanmamıştır. Doğru cevap D seçeneği. Üçüncü sorumuzun cevabı. Bakalım ne diyor? Sultan Ahmet Çeşmesi, İznik Çiğnisi, Kayseri Mantısı. Bu nedir arkadaşlar? Sırasıyla hangileridir? Sultan Ahmet Çeşmesi, bu sanat mimaridir, mimari. İkincisi İznik Çiğnisi, bu el sanatıdır arkadaşlar. Üç, Kayseri Mantısı, bu da yemektir. O halde ne olacak? Mimari, el sanatı ve yemek. Mimari, el sanatı ve yemek. B seçeneği. 3B seçeneği sevgili gençler. Geçelim dördüncü sorumuz. Tatilde çok sayıda tarihi eser gördüğünü söyleyen biri aşağıdakilerden hangisine örnek verebilir? Tortum Şelalesi, Kaz Dağları, Van Gölü, Çorum, Saat Kulesi. Hangisini verebilir? Bu hangisi tarihi eserdir arkadaşlar? Bu tarihi eser olamaz, doğaldır. Kaz Dağları doğaldır, Van Gölü doğaldır. Ama Çorum Saat Kulesi doğal değil, insan yapısı, yani tarihi bir eserdir. Doğru cevap D. Geçelim bir sonraki sorumuza, bakalım ne istiyor bizden. Yukarıdaki hangisi kültürümüzün öğelerinden değildir? El sanatlarımız bir kültür öğesidir. Tarihi evlerimiz kültür öğesidir. Yönetim şekli bir kültür öğesi midir arkadaşlar? Yönetim şekli bir kültür öğesi değildir. Zaten sorumuz ne diyor? Hangisi kültürel öğelerimizden biri değildir? O halde sadece 3 kültürel öğemiz değildir. Hangi seçenek var? Evet, sadece 3. C seçeneği kültürel bir öğe değildir. Diğer ikisi kültürel öğedir. 6. Yukarıdaki özellikleri verilen kültürel öğe aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Dilden dile, nesilden nesile aktarılır. Ortak acıları, sevgi ve düşünceleri anlatan bayram. Hayır. El sanatları. Hayır. Türküler. Türkülerimiz ne yapar arkadaşlar? Dilden dile, nesilden nesile aktarılır. Ortak acılar, sevgileri, düşünceleri anlatan türkülerimiz vardır. Evet, burada 5 tane klasik sorumuz vardır arkadaşlar. Bu klasik sorularımızın cevabını hemen aşağı yazdım. Mezopotamya Anadolu medeniyetlerinin insanlığa katkılarına örnek veriniz diyor. Bunun cevabı nedir? Bakın, bu cevabı burada. Sümerler yazıyı bulmuşlar, Lidyalılar parayı, Frigler çengelli iğneyi, İyonlar Artemis tapınağını keşfetmesi, Urartuların su kanallarını bulması, ayrıca Anadolu medeniyetlerinin bilim, felsefe, sanat, tarih ve matematik gibi birçok katkıları vardır. İkinci sorumuzun cevabı. Önce soruları okuyalım. Çevredeki doğal varlık, tarihi eser ve yapıtlara örnek veriniz diyor. Çevrenizdeki, siz hangi ilde yaşıyorsanız oradaki tarihi eser, doğal varlık ve tarihi eserleri örnek veriniz. Bu sorunun cevabı bulunduğunuz ile göre değişir. 3. Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi çevremizin kültürel özellikleri arasında neden benzerlikler ve farklılıklar vardır? Cevapları aşağıda arkadaşlar. Birazdan cevaplarına ineceğim. Bizi bir araya getiren kültürel öğelere örnekler veriniz. 5. Kültürel unsurları bazıları zaman içerisinde neden değişim gösterir? Şimdi bunların cevaplarını şurada sizlere göstereyim. 1'ini cevapladık. 2. Doğal varlıklar, Asi Nehri. Mesela bulunduğunuz yere göre değişir bunu sorunun cevabı. Çünkü diyor bulunduğunuz yerdeki doğal unsurlar. Şöyle bunu biraz küçülteyim arkadaşlar. Küçülteyim ki siz rahatlıkla 5 sorunun cevabını da aynı sayfa içerisinde görebilirsiniz. Evet, bu şekilde bakın. Videoyu durdurun lütfen ve cevapları yazın. Ben videoyu burada sonlandırıyorum çünkü çok uzadı. Siz videonuzu durdurarak yazın, sonra yorumunuzu da yazın, like'ınızı da atın, abone de olun ve bir sonraki videomuzu sabırsızlıkla bekleyin. Hoşça kalın. Bu cevapları sakın yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ödeviniz eksik kalmasın. Kendinize çok iyi bakın.